Herkese merhaba, nasılsınız? Görüşmeyeli umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle saç için buluştuk. Saç. Şimdi bu videoyu açan her kimse eminim bir saç problemi vardır. Saçın kopuyor olabilir, dipten kopuyor olabilir, ortadan kopuyor olabilir. Saçın fazla işleme maruz kaldığı için boyatma, açma olsun, çeşitli işlemlere maruz kalmış olabilir. Bu sebepten saçın tararken bile kopuyor olabilir ya da uçları böyle tiftik tiftik olmuş olabilir. Uçları pırasa gibi olan saçlar vardır ya, o olmuş olabilir. Saçın çok dökülüyor olabilir, hızlı uzamıyor olabilir, uzatırken kırılıyor olabilir. Yani uzuyordur saçın, evet, ama kırıklarla dolu bir şekilde uzuyordur. Ve diğer bütün saç problemi, aklınıza gelebilecek bütün, hani çok kurudur, nemli gözükmüyordur, parlak gözükmüyordur, cansız duruyordur, yani mat duruyordur. Bu tarz saç problemlerine sahipsen bunlardan birisi bile yeterli. Bu video tam senin için, çünkü benden görüyorsunuz tabi, benim saçlarımı görünce siz de haliyle ne yapıyorsun Gökdeniz diye bana soruyorsunuz. Hepsini anlatacağım şimdi sizlere. Öncelikle birinci kural, ne yaptığım ne ettiğim her şeyi açıklamadan önce birinci kural, size tavsiyem, kendimde de uyguladığım şey: ben ne zaman saçım uzamıyor diye stres yaparsam o saçım uzamayı bırakır. O yüzden saçınızı düzeltmek istiyorsanız, onu bir şekle, bir kıvama artık getirmek istiyorsanız, olabildiği en güzel forma sokabilmek istiyorsanız, öncelikle saçınızı bir sorun haline getirmeyi bırakacaksınız. Yani stres yapmayı bırakacaksınız. Stres yapmayı bıraktığınız anda zaten gelişim hızlanacak. Peki stres yapmayı bıraktıktan sonra ne yapmamız gerekiyor Gökdeniz derseniz, birincisi beslenme. Beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü saç aslında içten onarılır ilk başta. Birinci aşama budur, içten onarılır. Şimdi saçı içten çok iyi bir şekilde onarmanız için de saçın çeşitli vitaminlere ihtiyacı var. Mesela E vitamini çok önemli, kolajen çok önemli. Yani vücudun yeteri miktarda kolajen üretiyor olması, vücudunuzda yeteri miktarda sağlıklı yağ alıyor olmanız, bunlar çok önemli. Şimdi sizlere saçınızı içten doğru bir şekilde beslemeniz için, çünkü biliyorum artık, hani ben bu kadar anlatıyorum ama hiçbiriniz de onu yiyeyim, şunu yiyeyim, bunun da ihtiyacı var vücudum, bunu da var, bunu da var, yiyeyim değil de toplu bir şekilde almanın peşindesiniz. Biliyorum kolaycısınız biraz. Kolaycı olduğunuz için ben de size kolaylıkla geldim. Şimdi söyleyeceğim, hemen şuraya bıraktığım bu markayı öncelikle hepinizin takibi almasını istiyorum. Takip etmeseniz bile sayfaya şöyle bir girin, zaten dikkatinizi çekecek. Tamamen %100 doğal içeriklerle el emeği ve saatlerce süren o kaynatma, o özütünü çıkarma vesaire aşamalarından sonra elde ettiği ürünler var. Yani aslında kolajen arkadaşlar, sizin bu toz halinde, çeşitli işte hap halinde tükettiğiniz o kolajenler var ya, ne kadar doğal, ne kadar açıkçası güvenilir, bunları bilmiyoruz. Çünkü sonuçta bir medikal olarak satılıyor, içinde çok çok değişik şeyler olabiliyor. O yüzden öyle değil de bu şekilde almanız taraftarıyım ben. Evet, Kuzine markasının bu ilik suları, kemik ilik suları, gerçekten ben kime söylesem bir şey, öyle bir anlatıyorum ki gidip alıyorlar ve her derde deva, gerçekten öyle. Saçlarınızı içten beslemek için onu, bunu, şunu, o vitamini de alayım, bu vitamini de alayım, çinkoyu da alayım, magnezyumu da alayım, kolajen desteği de alayım vesaire, bunlarla uğraşmak istemiyorsanız benim gibi yapın. kolay yoldan ne denir, bir taşta 15 kuş falan vurmak istiyorsanız Kuzine markasının bu kemik ilik sularını deneyebilirsiniz. Ya bunları şöyle ki, bu kavanozu aslında siz açtıktan sonra 5 gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Zaten hani bunu alayım, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı falan filan yaparsanız onun da bir hani miktarı var vücudunuza almanız gereken, yetmez. Hani hiç kullanmayın, daha iyi. Bunu genelde 3'e bölerek hani ben kullanıyorum. Size tavsiyem, siz de hani 3'e 4'e bölün ama açtıktan sonra 5 gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Aldıkça da alıyorsunuz zaten ardından. Mesela bu yeni kavanoz. Hemen size bunu gösterdim. Bunu şu şekilde uygulayabilirsiniz. Ben çok yemek yemek istemiyorum, yemeğe katmak istemiyorum diyorsanız da, diyelim ki bunu 3'e 4'e böldünüz şöyle kendi ölçünüzde. Sabahları bunu hafif kaynatıyorsunuz. Bu zaten şu an öyle bir kıvamda ki, jöle kıvamı. Hani böyle sallasanız jöle gibi. Şöyle tutsanız, şey yapsanız, kaşıkla alsanız jöle gibi. Ama bunu erittiğiniz anda o çözünüyor ve o suyu içiyorsunuz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Saçını mı güzelleştirmek istiyorsun?
yüzünü mü güzelleştirmek istiyorsun? İşte eklemlerin mi ağrıyor? Yani size anlatamam ne kadar şifası olduğunu. O yüzden kolay yoldan siz bu işi içten saça bakım, içten saçı besleme işini halletmek istiyorsanız benim size tavsiyem budur. Benim uyguladığım da budur. Yapmak istiyorsanız yapın. Çünkü her zaman sordunuz, her zaman söyledim. Benim öyle saçımı uyguladığım çeşitli işte farklı şampuanlar, farklı bakım kremleri, farklı maskeler, bakım kürleri yok aslında. Yani ben önce içten destekliyorum. Artık bunun şeyini de size açıklamış olayım. Önce içten destekliyorsunuz beslenmeyle. Ardından dıştan çeşitli şeyler yapabilirsiniz. O kısma geliyorum. Yine bu markanın bir saç bakım kürü var. Şimdi siz o saç bakım kürünü kuaföre gittiğinizde bir tanesini, hani bir saç bakım kürüne emin olun o kavanoza verdiğiniz fiyatın aynısını veriyorsunuz. Ama o kavanozdan neredeyse 10 haftalık bir bakım kürü çıkıyor. Nasıl uygulayacağınızı da anlatacağım. Hemen şuraya bıraktım. Benim şu an yanımda değil o bakım kürü. Ama olsun, ben size Instagram'dan da göstereceğim size nasıl uygulandığını vesaire. Benim nasıl uyguladığımı göstereceğim. Şimdi özellikle saçın hızlı uzamasını istiyorsanız son derece etkili olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şu konuda da çok etkili. Saça çok güzel bir nem dengesi sağlıyor. Şimdi zaten içten bununla desteklediniz ya. Zaten içten desteklediğiniz zaman işin %70'lik bir kısmını, 80'lik bir kısmını halletmiş oluyorsunuz. Geriye kalan kısımda işte dıştan uyguladığımız çeşitli korumalar, bakımlar. Bunda da yapmanız gereken şey, saçınıza böyle bir ceviz büyüklüğünde alıyorsunuz. Saçınıza dipten uca kadar sanki şampuanla saçınızı yıkar gibi uyguluyorsunuz. Uyguladıktan sonra saçınızı tarıyorsunuz. O iyice saçınıza işliyor. Ardından artık bir streç mi yaparsınız? Kafanıza poşet mi geçirirsiniz? Ya da diyelim kafanıza şapka geçirdiniz, uyudunuz. Ne kadar uzun tutarsanız o kadar işe yarıyor. Ama tabii siz 2 gün saçınızı bekletmeyin, rica ediyorum. Hani akşam yapın, sabah çıkarın. Maksimum uzatma şeyiniz o olsun. Hani hiç o kadar vaktiniz yoksa da, ama yine de böyle bir saat tutmaya çalışın. Etkisi çünkü o şekilde artıyor. Ardından saçlarınızı güzelce yıkıyorsunuz. İlk başta saçınız çok problemliyse, sorunluysa, bu kavanozdan diyelim ki aldınız, yaklaşık bir 10 tane falan çıkıyor içinden. Zaten saçınız bayağı toparlanmış oluyor, göreceksiniz. Ardından ama bitti, benim saçımı toparladım, bitti değil de, hani ben yüz yıkasında her zaman nasıl diyorum, etki aldıktan bile, aldıktan sonra bile, haftada bir bile olsa yapmanız gerekiyor. Çünkü dünyada yaşıyoruz. Etraf çok kirli. Yer çekimi etkisi var. Kaslarımız zayıflıyor. Vücudumuz zayıflıyor. Vücudumuzda üretilen yararlı bakteriler vesaire çeşitli şartlardan dolayı azalıyor. O yüzden bir şey sonuç aldıktan sonra çat diye bırakmaktan ziyade ne yapacaksınız? Haftada bir bile olsa tekrardan yapacaksınız ki o korumayı sürdürebilin. O yüzden bu tavsiyeyi size verebilirim. Bu arada ben bu videodan sonra saçlarımı kestirmeye gidiyorum. Çünkü birazcık bunaldım, sıkıldım ve uzatma konusunda da aslında derdim olmadığı için çok rahat şurada kestireceğim saçlarımı. Şu kadar artık kestireceğim. Bir sonraki videoda beni kısa saçta göreceksiniz arkadaşlar. Ben de buna çok hazır değilim ama yani çünkü çok her zaman uzun kullanan bir insanım ben. Hani maksimum şuramda kestiririm. Bu sefer biraz değişiklik istedim. Bu video o yüzden bu kadar ani oldu. Hazır dedim saçlarım uzunken ben bu videoyu çekeyim. Ondan sonra şey olmaz. Kısa saçlı kim beni ciddiye alacak sonuçta? O yüzden uzunken çekeyim ki hani saçımın uzun haliyle yeni videoya gelenler var. Çünkü hani sizler beni tanıyorsunuz ama yepyeni bu videoda beni görenler var. İnanır mısınız siz? Yepyeni bir video görüyorsunuz, açıyorsunuz, oradaki kız kısa saçlı ama diyor ki size saç uzatmak, saçı aslında bu video sadece saç uzatmakla da alakalı değil, yani saçla alakalı bütün sorunları çözmenizle alakalı tavsiyeler var. Ama olsun, yine de saçlarımın bu haliyle görün istedim. Sonra yine uzayacak ne de olsa. O yüzden bu kadar ani oldu bu video. O yüzden saf ilik ya, o bahsettiğim o saçınıza uygulayacağınız maskemsi yağdan o yüzden yanımda bulunmuyor. Yoksa ben size onu da gösterirdim. O yağ sayesinde siz aslında saçınızı kökten uca kadar onarabiliyorsunuz. Saç dökülmesi sorunu, ki bende çok vardır. Bakın benim saçımda işlem yok. Yani herhangi bir boya işlemi, herhangi bir işte saçıma işte permadır, olur budur şudur yaptırmadım daha önce. O tarz işlemler yok. Evet, o yüzden de bu kadar sağlıklı saçlarım, ama yine de mesela benim saçlarım çok dökülürdü. İnanılmaz derecede dökülürdü, ama bununla ben mesela o sorunu
çözmüş oldum. Saç dökülme problemi yaşayanlar, saçını hızlı uzatamayanlar, saçları çok fazla işlemden dolayı yıpranmış olanlar çok gönül rahatlığıyla bu dediklerimi yapabilir. Çünkü saçınızı kökten uca kadar onarıyor. Saçınızın bu nem dengesini, nem dengesi bozulduğu için de saç zaten uzamaz, yıpranır. O nem dengesini gayet olması gereken düzeye getiriyor. Ardından sizin saçlarınızın kalınlaşmasına yardımcı oluyor. Saçınız çok inceldiği için de böyle çıt çıt kopar, kırılır, dökülür. Saçınızın köklerini güçlendiriyor ve saç tellerinizi aslında besleyerek kalınlaştırıyor. Bu sayede siz aslında birçok saç problemini çözmüş oluyorsunuz. Hem saçınız uzuyor, hem dökülmüyor, hem işte parlak ve nemli görünüyor artık saçlarınız. Bu nemden kastım yağlı yağlı bir görüntü değil. Beni yanlış anlamayın. Siz ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Hava çok sıcak ve ben şu anda biraz da sizi böyle heyecanlıyım ya, bir şeyler anlatırken şey oldum. Neyse, bunun dışında arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bol su içiyorsunuz. Yediğiniz, içtiğiniz diğer şeylere de mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Çünkü hep sordunuz, hep söyledim. Öyle şampuandır, değişik kremlerdir falan kullanmıyorum diye. Ama bunlar var benim hayatımda. Özellikle güzel beslenme var ve o ilk başta size gösterdiğim kemikli ilik suyu. Bu arada her yaş onu içebilir. Özellikle büyüklerinizde çok kemik ağrısı vesaire problemleri varsa da ona da çok iyi geliyor. Allah kimseye sağlık problemi vermesin ama varsa öyle bir durum tavsiye edebilirim. O halde umarım bu video sizin bu konuda bütün sorunlarınızı çözmenize yardımcı olur. Ben şimdi yavaştan kaçayım. Kuaföre yetişmem lazım. Kesilecek bu saçlar. Biraz değişiklik lazım bana da. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu, bu arada Instagram adresimi de bıraktım buraya. Özel olarak sorularınız olursa bu anlattığım konularla alakalı, kanalımdaki diğer konularla alakalı, bana oradan gönül rahatlığı da yazabilirsiniz. Ben gördüğüm takdirde mutlaka cevap veriyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz de ekstra teşvik oluyorum. Ekstra güzel videolar yapıyorum. O da benim motivasyon kaynağım. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Eğer ki siz o dediğim sayfadan bu bahsettiğim ürünleri almak isterseniz, benim ismimi verirseniz, hani Gökdeniz aracılığıyla ben geliyorum öyle alacağım derseniz, size özel bir indirim tanımlayacaklar. O indirimden faydalanmak için benim adımı verebilirsiniz. O halde bunu da videonun sonunda söyleyeyim. Videonun sonuna kadar beni izleyenler her zaman kazanıyorlar. Bilerek yapmadım bu arada gerçekten. Neyse. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz çok mutlu kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.